Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Bugün 28 Mart 2021 Pazar. Bugün sabahleyin yılan otumuzu ve birkaç çeşit başka otumuzu topladık. Eve geldik, hazırlığımızı yaptık. Yaklaşık bir haftadır ben bu dersi çalışıyordum. Böyle bir bitki üzerinde anlatımı yapacağım için. Bir sürü kitaptan araştırma yaptım. İnternetten araştırma yaptım. Diyeceksiniz ki değer miydi bu bitki için bu kadar araştırma yapmaya? Bitki çok tehlikeli. Bir de aşırı derecede çok şifalı bir bitki olunca üzerinde çok çalışmak gerekiyor. Hiçbir şeyi riske atmamak gerekiyor. Şöyle söyleyelim. Çiğ olarak asla yenilmeyecek bir bitki. Yenildiği zaman insanı rahatlıkla öldürebilecek bir bitki. Hayvanlar asla yanına yanaşmıyorlar zaten bu bitkinin. Kokusundan mı artık, şeyinden mi, renginden mi bilmiyorum, tanıyorlar. Bitkimiz bizim dilimizde, halk dilinde en çok kullanılan yılan otu. Yılan otu, yılan yastığı, yılan burçağı, yılan bıçağı, yılan pancarı, diğer isimleri gavur pancarı, domuz lahanası, andırım doktoru, ayı kulağı, tırşik, nivik, kabargan, kabartan, bir sürü ismi var. Latince'deki ismi Arum Italicum veya Arum Alpinum. Yeşil olarak asla ve asla yenilmeyecek bir bitki. Bunu en önemli not olarak belirtmek istiyorum. Yeşil asla ve asla yenilmez. Çok sıkıntılıdır çünkü yenildiği zaman nefes yollarını, bademciği, boğazın iç tarafındaki lenfleri diyelim kabartır, nefes almayı zorlaştırır, hatta insanı boğularak ölmeye kadar getirebilir. Böyle bir tehlikeli bir bitki. Ama öyle bir şifa, öyle bir şifa ki emin olun kanser bile tedavi bundan edilebiliyormuş. Bunlar söylenenler. Şimdi bizim söyleyeceklerimiz, bu videomuz biraz uzun olabilir. Sıkılmamanızı tavsiye ediyorum. En azından bu bilgileri bilin. Çok önemli gerçekten. Mesela isimlerden bahsedelim. Yılan burçağı, yılan pancarı, yılan bıçağı, yılan otu, yılan yastığı, buna niçin deniyor? Tabii rivayettir. Yılanlar asla bu bitkilerin olduğu yerlere girmiyormuş. Niye? Korkuyorlarmış. Bu bitkiden korkuyorlarmış. Niçin? Bu bitkilerin zehirleri yılanların zehirlerinden daha güçlüymüş ve yılanları öldürüyormuş. İkinci bir rivayet, yılanlar zehirlerini bu bitkilerden alıyorlarmış. Yani hatta buna Güneydoğu Anadolu'da yaşayan engerek yılanı da dahilmiş. Tabii bunlar şehir efsanesi veya rivayet. Belki de doğru, bilemeyeceğim. Şöyle söyleyelim, Karadeniz bölgesinde bu bitkilere domuz lahanası, domuz pancarı diyorlar. Ben bir Karadenizli olarak, bir Trabzonlu olarak bunu biliyorum. Aşırı derecede bununla beraber mücadele ediliyor. Hiç yaşatılmamaya çalışılıyor bu bilgi. Çünkü bitki, çünkü ne olduğu bilinmiyor. Çok aşırı derecede üreyen, her tarafı saran, istilacı bir bitki olarak bizim bölgemizde biliniyor. Onun için kesinlikle kullanılmıyor. Fakat en çok kanserin yaşandığı bölge, Karadeniz bölgesi, en çok kullanılması gereken bölge. Ve gerçekten kanser üzerinde çok etkili olduğu söyleniliyor. Özellikle rahim kanseri üzerinde çok faydalıymış. Niçin orada domuz lahanası ve domuz pancarı diyorlar? Domuzlar bunların köklerini yiyorlarmış. Diyorlar ki domuz gibi kuvvetli derler mesela. Halk arasında bir deyim vardır, bir tabir vardır. Bunu yiyen domuzlar çok güçlü oluyormuş. Gelelim gavur pancarı denilen bir isim vardır. Veya andırım doktoru denilen bir isim vardır. Bu da Kahramanmaraş bölgesindedir. Gavur pancarı gavur dağı eteklerinde ilk olarak keşfedilmiştir. O yüzden gavur pancarı denilmiştir. Andırın doktoru, Andırın zaten Kahramanmaraş'ın bir ilçesidir. Orada da eskiden insanlar her derde deva sadece bu otla beraber tedavi ediliyormuş. Artık bunun adı doktora çıkmış. Andırın doktoru. Bakalım aldığımız notlarda diğer şeylerde. Mesela bazı bölgelerde ayı kulağı deniyor. Aynı Karadeniz bölgesindeki domuzların, hani bunların kökünü yiyerek çok güçlü olduğu gibi bazı bölgelerde de ayılar bunların kökünü yiyormuş. Hatta kış uykusuna yatmadan önce bunların köklerini yiyorlarmış, aşırı derecede güçleniyorlarmış, o şekilde yatıyorlarmış. Tırşik ismi zaten Kürtçe kökenli bir isim, acı, ekşi anlamındadır.
Kürt kardeşlerimiz de buna tırşık adını koymuşlar. Tırşık diyorlar, acı bitki, ekşi bitki diye. Kabargan, zaten söyledik, kabargan diyorlar. Niye diyorlar? Çiğ yenildiğinde veyahut da işlemleri güzel yapılmadan yenildiğinde çok büyük tehlikeleri var. Nefes yollarını, bademcikleri şişiriyor, tıkayabiliyor, nefes almanızı güçleştiriyor. Hatta ölümlere sebebiyet verebiliyormuş. Onun için kesinlikle pişirirken çok dikkatli olmak lazım, usulüne uymak lazım. Onun için biz bu kadar detayın içerisine girdik. Normal bir bitki olsaydı hemen anlatırdık daha önceki tariflerimizdeki gibi. Soğanı koy, tuzunu koy, şunu koy, yumurtayı koy, yap derdik. Ama bu öyle bir bitki değil. Yani o şekilde yapılacak bir bitki değil. Ama şu ana kadar incelediğim bitkilerin içerisinde en mükemmeli. Nasıl diyorlar? Perfect. Süper. Süper bir bitki. Yeter ki yapmasını bilelim, kullanmasını bilelim. Ve hiçbir zaman unutmayın, hiçbir bitki asla ve asla masum değildir. Bu ne demektir? Yani her bitki tehlikelidir. Dozunu ayarlayamazsan, kullanım şeklini beceremezsen ölümle karşı karşıya gelebilir. Tehlikeli sonuçlarla karşı karşıya gelebilir. Bir sürü sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun için biz bu notlarımızı internetten topladık, kitaplardan topladık, şifalı kitaplardan. Bizim eczacıların profesörü, lideri Profesör Doktor Turhan Baytop hocamızın kitabından inceledik. Diğer kitaplardan inceledik. İnternet üzerinden araştırdık. Gerçekten mükemmel mükemmel bir bitki. Ve en önemlisini şöyle söyleyeyim. Bunu belki kimse bilmez. Çoğusu bilir. Bu neydi? İsmini unuttum. Bu bizim ünlü hekimimiz Lokman Hekim. Lokman Hekim ölümsüzlüğe çareyi tam bulmuşken, macununu hazırlarken ömrü vefa etmemiş, gitmiş diyorlar, rahmetli olmuş. Nedir biliyor musunuz? İşte bunun kökünden ölümsüzlüğe çare bulacak macunu bulmuş diyorlar. Fakat Cenab-ı Allah nasip etmemiş. Onun için ölümden başka her şeye çare olarak gösterilen bir ot. Yılda rivayettir yine 7 kere tüketildiği zaman asla ve asla ölüm hariç hiçbir hastalık size yaklaşmaz diyorlar. Ölüm de mukadderat da haktır. O da yaklaştığı zaman zaten hiçbir ot, hiçbir ilaç seni kurtaramaz. Bu nerede yetişir diyelim? Nerede yetişir? Bu genelde yumuşak topraklarda, gölgelik yerleri çok sever. Orman içlerinde, ağaç gölgelerinde, böyle yumuşak böyle topraklarda çok iyi barınır ve kesinlikle orada büyür. Bunun neresini kullanabiliriz? Saplarını kullanabiliriz. Yapraklarını kullanabiliriz. Tohumu vardır, şu anda mevcut değil, onu gösteremiyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda göstereceğiz. Tohumlarını kullanabiliriz. Ve patates gibi kökü vardır, onları biz sökmüyoruz şu anda. Onu kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Tohumları hemoroid için çok iyidir diyorlar. Denedik mi denemedik bilmiyoruz. Ama öyle diyorlar. Denilende de illaki bir gerçeklik payı muhakkak vardır. Kökü krem yapılıyor ve egzemaya, mantara, ondan sonra sedef hastalığı, hiçbir çaresi bulunamayan sedef hastalığına çok iyi geliyormuş. Yaprakları zaten saymakla bitmiyor. Şimdi bu kadar şey hepsi aklımda kalmadığı için bazı şeylerin notlarımdan okuyacağım. Mesela idrar söktürücü özelliği varmış, kanı temizlermiş. Sindirim sistemine yardımcı oluyormuş. Mide ve tükürük salgılarının artmasını sağlıyormuş. Enfeksiyonlara karşı vücudun direncini aşırı derecede yükseltiyor. Vücut direncini artırıyor. Bağışıklık sistemini çok aşırı derecede güçlendiriyor. Özellikle bu COVID-19 döneminde, sıkıntılı dönemde bunu muhakkak yapmanızı, denemenizi tavsiye ediyorum. Yalnız yaparken aslına uygun, usulüne uygun olarak yapmanızı rica ediyorum. Mesela hızlı hızlı geçiyorum, kusura bakmayın. Videom uzun olsun istemiyorum. Hastalıklardan dolayı yüksek ateş olduğu zaman bu o ateşi düşürücü bir özelliğe sahipmiş. Kalp hastalıklarını önlüyormuş, damarları temizliyormuş, kansızlığı gideriyormuş. Mide hastalıklarında, gastritte, ülserde, reflüde tedavi için kullanılıyormuş. Yani kanserde tedavi için kullanılıyor. Daha ne olsun? Yani bir bitki bundan daha fazla ne yapabilir ki? Yani Cenab-ı Allah takdir bu ki insanların hizmetine sunmuş. Önemli olan biz bunu nasıl yapacağız? Tabii bu bilgilerin ışığı altında inşallah size bir faydası olmuştur. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı önce kısaca bir anlatayım. Ondan sonra geçeyim. Ben yapraklarıyla beraber saplarını ayırdım. Doğrama işini yaparken bunları çok ince doğrayacağız. Ne kadar ince doğrarsak o kadar iyidir. Ve yapraklarını doğradıktan sonra güzelce bir ovalayacağız. Tuzla beraber yoğuracağız.
Ondan sonra acı suyunu atacağız. Zehirli suyu dediğimiz suyunu atacağız. Ha, şifası onda mı? Belki de ondadır ama işte en tehlikeli şeyi o suyu. Onu atacağız. Arkasından bir daha yıkayacağız. Bir daha yıkayacağız. En az 3 kere yıkayacağız. Bir kere haşlayacağız. Ondan sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Saplarını da aynı şekilde yapacağız. Şimdi kısa bir ara vererek diğer işlemlerimize başlamak istiyorum. Etrafı birazcık toparlayalım diyorum. Faydalarını siz internet üzerinden muhakkak araştırın. Çok daha fazla faydaları var. Ben burada saymakla bitiremem. Yani efsane bir bitki. Efsane bir bitki. Bir şekilde hiçbir kaybınız olmaz. Yılda 7 kere deneyin. Deneyin. Yani hiçbir kaybınız olmaz. Ne kaybedebilirsiniz ki? Yılda 7 kere bu bitkiyi, yani pazarlarda da satılıyor şu anda. Ben pazarda gördüm. 15 liraydı kilosu. Ben kendim toplamayı seviyorum. Onun için doğaya çıkıyorum. Topluyorum. Toplama videosunu da çektim. Onu da atacağım size kısmet olursa. Benim hoşuma gidiyor ama temin edemiyorsanız pazarlardan alın. Bunlarda hiçbir katkı maddesi yok, gübre yok, herhangi bir yani dışarıdan verilmiş gelişmesi için yapılmış bir özellik yok. GDO'su ile oynanmamış, tamamen doğal. Allah'ın yaratmış olduğu gibi hiçbir insan müdahale etmemiş şekilde. Muhakkak ve muhakkak sizden istirhamım böyle bir nimeti kullanın ve faydalarından siz de faydalanın. Yani eminim ki illaki bir şeyler verecektir. Yani hadi diyelim bunların anlatılanların hepsi abartıysa, 100 tane faydası varsa 10 tanesi bile bize yeter. Denemeye değer diyorum. Şimdilik bir ara verelim. Doğrama işleminde görüşeceğiz inşallah. İkinci video olarak.